Hayal Hanım da konuşması var. Zeynep Hanım'a dedim de ben konuşayım. Yani ev sahiplerine biraz dur demek gerekiyor. Zıvanadan çıktılar. Onun için biraz halkımıza da, ev olmayanlara da biraz yardımcı olsunlar. Halkı alım gücüne göre yapılması gerekir. Örneğin asgari ücreti bir insanın 3.000 lira, 5.000 lira kira verebilecek gücü var mı? Yok. Nedir? Ne yapabilirsin? Asgari ücreti alacağım da 3.000 ile 5.000 arasında buna göre indirim yapabilirsin. Örneğin ilçe ilçe yapabilirsin. Örneğin Çankaya'da ile Sincan arasında park olması gerekir. Bir Mamak arasında park olması gerekir. Bunu gözetirseniz insanlara inmiş olursunuz. Yoksa konuş. Hep konuşmakla kalmıyor bu iş. Önemli olan hep devlet yöneticileri icraat diyor. Siz de icraatla bu işi yaparsınız. Ya inanıyor musunuz siz düzenlemeye falan? Ortalık yangın yeri, belediye halktan, yani belediyenin açtığı yerden yarım kilo et aldım 75 lira. Ne, inanıyor musunuz? Ben hiç öyle bir şeylere inanmıyorum. Çok güzel olmasını isteriz ama hani nerede? Nerede? O kadar. Vallahi şimdi asgari ücretin 4.250 olduğu bir şeyde faiz düzenleme hangi birine yarar olacak? Düzenlerken asgari ücret değil de asgari ücretin çok altında 1/4, 1/5 şeklinde kiralar düzenlenirse ancak bu insanlar geçimini sağlar. Yani kiraya giden şeylerin şu anda %60'larda, %70'lerde olduğu bir ortamda düzenlemesinin hiçbir fayda getireceğine inanmıyorum. Şimdi ekonomimiz biraz kötü durumda gidiyor. Çok yüksek bir artış olursa insanlar beslenmesini nasıl yapacak? İşte bir hobisi olsun ki bu zamanda zor hobi yapmak. Cüzi bir miktar yapılabilir ama fazlası insanları zora sokar ki bu zor durumda. Kiraların şu anda asgari ücretin %10'u olduğu takdirde o zaman ne enflasyon kalır, ne yaşam zorluğu kalır, ne de sorunlar kalır. Yeterli mi bu kadar? Çünkü asgari ücret nedir? Şu anda 4.000 küsur liradır. Aylık kirada %10 olsa 450 lira olması gerekiyor. Tabii bunu meclistekiler düşünemeyecek kadar aptal değiller ama işlerine gelmiyordur. Ya abi şimdi asgari ücret 4.250 oldu ama kiralar oldu 2.500-3.000 lira. Şu an mesela üniversitede gitsem bir eve çıkmaya desek tek başıma çıkamam. Mecbur 3-4 kişi de çıkmamız lazım yani. Ya abi bence şey olması lazım. Kiraların düşmesi lazım ama fırsatçılar da var tabii. Ya bazıları inadına bayağı yükseltiyor. 3.000 lira yapıyor, 3.500 lira yapıyor. Ya bence düşmesi lazım abi ya. Kiralar arkadaşıma katılıyorum aynı şey. Ya önüne gelen arttırıyor, azaltıyor. Fırsatçılar var aynı şekilde. Devletin durumu belli. Kiraları önüne gelen arttırıyor. Asgari ücret belli. Aynı şekilde tek başıma çıkmak istesem ek iş yapmam lazım. Üniversiteye hazırlanıyorum ben de. Çıkılması imkansız bence. Bu zamlar sürpriz değil. Zamlar sürpriz değil. Temelinde olması gerekenlerin bir defa gözden geçirilmesi gerekir. Ancak sadece kiralarla alakalı değil. Bu zaten yüzeysel, yapay bir şey. Anlatabildim mi? Yani üfürmeyle de gemi yürümüyor. Teşekkür ederim.